FETÖ soruşturması iş dünyasının zirve isimlerini de kapsıyor. O isimlerden biri olan Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Kartal Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ temizliği iş dünyasında önemli isimleri de kapsıyor. Evet, biz 17 Eylül tarihinde Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan o isimlerden biri. Savcılık tarafından ifadesi istenen İnan, bu talebe bir haftada yanıt verdi. İnan, avukatı Halil Can Bolat'la sabah İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Bugün sabah müvekkilimle geldik, adliye karakoluna gittik. Aramamız, yakalamamız var mı? Bakın kardeşim geldik diye. Ben kendi kimliğimi de verdim avukat olarak, Fikret Bey'in de verdim. Aramanız, yakalamanız yok dediler. Dedik ki böyle böyle basından öğrendik. Onun üzerine şu tutanağı tutturduk. Bu tutanakla birlikte Savcı Bey'e çıktık. Savcı Bey de aşağıda ifade alınan gözaltılar var. Onları ifadesini alacağım. Onlar önce geldi. Daha sonra da sizin ifadenizi alacağım dedi. Olayın tamamı buna ibaret. Önce adliye nezarethanesine alınan İnan, gün içinde Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığına ifade verdi. Avukatı Halil Can Bolat, müvekkilinin adliyeden kaçtığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ne arama, ne yakalanma, ne adliyeye gelme, ne adliyeden kaçma. Kesinlikle bizim 2011'de Akba Holding'e toplu bir tapu satışımız var. Onun dışında o tarihten beri bir telefon görüşmemiz, bir gitmemiz, bir gelmemiz dahi yok.